Sayın Divan, Sayın Eş Başkan, Eş Genel Başkan, Sayın Genel Başkan, Türkiye Mühendis Mimarlar Odası Birliği'nin değerli yöneticileri, değerli oda başkanları, oda yöneticileri, değerli temsilciler, değerli delegeler, Türkiye'nin dört bir yanından bugün başkente gelmiş olan kendi mesleklerine, mesleklerinin geleceğine ve ülkenin geleceğine dair burada çok kıymetli tartışmaları sürdürecek ve bundan sonraki dönemde bu tartışmaları, bu mücadeleyi sürdürecek ekip arkadaşlarını belirleyecek olan genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sonuçlarının meslekleriniz adına ve ülkemiz adına başarı getirmesini ümit ediyorum. Öncelikle 31 Mayıs günü hepimiz için çok anlamlı, acılarla dolu, umutla dolu ve bir yandan da yüreğimizin bir kısmını da Silivri'ye hapsetmiş bir sürecin 11. yıl dönümündeyiz. İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki tek yeşil alan olan Gezi Parkı'nı bir tarihsel hesaplaşma inadıyla yıkıp, ağaçları kesip, yerine topçu kışlası yapma hevesiyle başlayan sürece, pek çoğu da TUMOP üyesi olan ve o dönemde Taksim için, Gezi Parkı için oluşturulmuş inisiyatiflerle karşı çıkıldı. Ve o süreç bütün kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti. Mesele tam olarak öncelikle çevre duyarlılığıydı. Ağaçların karşısına dikilen dozerlerin önüne mühendisler, mimarlar, çevreciler geçtiler, siyasetçiler geçtiler. Oradaki mücadele saatlerden günlere taşınca çadırlar kuruldu. O kurulan çadırları gecenin bir yarısında içinde insan olan ya da olma ihtimali olan çadırları yakacak kadar birileri olayı provoke etmeye çalıştı. Ve süreç gitgide kalabalıklaştı, gerginleşti ve bir büyük direnişe, bir toplumsal uyanışa ve memleketin 80 ilinde destek gören ve 15 milyondan fazla kişinin katıldığı bir büyük toplumsal barışçıl mücadeleye dönüştü. O mücadele sırasında hepimizin illerinde yaşadığı gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin, üyelerinin, odalarının yaşadığı gibi ilinin sorununa duyarsız kalmayan kişilerin oluşturduğu inisiyatifler o süreçte talepleri dile getirme, arabuluculuk ve mümkünse ağaçları kurtarma ve hem doğaya hem yaşam biçimine hem de sonrasından toplumsal muhalefete karşı uygulanan orantısız güce karşı çıkmaya çalıştılar. O süreçte verilen talimatlarla, yakılan çadırlarla başlayan gerginlik, daha sonra gaz bombalarının silah gibi kullanılmasıyla ve bir takım süreçlerin çok kötü yönetilmesiyle Mehmet Ayvalı Taş'ı, Abdullah Cömert'i, Mustafa Sarı'yı, İrfan Tuna'yı, Ethem Sarısürü'yü, Selim Önder'i, Zeynep Eryaşar'ı, Ali İsmail Korkmaz'ı, Berkin Elvan'ı, Mehmet İstif'i ve Ahmet Atakan'ı aramızdan aldı. Bugün onların hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yaşanan olaylar sırasında 91 kişi kafa travması geçirdi, 10 kişi gözünü kaybetti, binlerce kişi acil servislerde ya da hastanelerde yatarak tedavi görmek durumunda kaldı. O günlerde bugün eğer Silivri'de olmasa aramızda olacak, yarın da kızının mezuniyet töreninde, kreşten mezuniyet töreninde olacak, Şehir Plancıları Odası'nın
Şube Başkanı Tayfun Kahraman. Yine uzun süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mimarlar Odası'nın İstanbul Şube Danışma Kurulu üyesi Mücella Yapıcı'nın da içinde bulunduğu heyetler önce devrim başbakan yardımcısıyla orada devrim başbakanı yurt dışındayken bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmede talepler iletildi. Talepler başbakan yurda dönmesin, bakanlar istifa etsin, yönetim, hükümet düşsün, yönetimi biz devralalım değildi. Öyle olsaydı Gezi'den bir darbe iddianamesi çıkardı. Talepler açıktı, netti. Ağaçlar kesilmesin, toplu kışlası yapılmasın, AKM yıkılmasın, yerine AVM yapılmasın, gaz bombası silah gibi kullanılmasın. O an itibariyle ölen iki arkadaşımız ve onların ölümünden sorumlu olanlar hesap versin. Hatay, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürleri istifa etsin. Talepler buydu. Bu yedi talepten bir darbe iddianamesi çıkmazdı ama çıkardılar. Zaman bazılarımızı haklı, bazılarımızı haksız çıkarırken maalesef gücü elinde tutanlar kendileri için elverişli bir tarih yazdılar ve ona bütün Türkiye'yi inandırmaya çalıştılar. Halen daha çalışıyorlar. Ve o gün istifa etsin denen 3 emniyet müdürünün 3'ü de şu anda emniyet müdürü değil. Çünkü 3'ü de FETÖ'cüydü. 3'ü de darbeye karıştı. 3'ü de tutuklandı. 3'ü de cezaya çarptırıldı. Oradaki çadırları yakarak gerilimi başlatanlar, ilk şiddet emrini verenler, Gezi'yi terörize edenler zaten bir terör örgütü mensubuymuşlar. Ve şimdi ceza çekiyorlar. Ama o gün, o görüşmeden sonra bir görüşme daha oldu. Devrim Başbakanı Sayın Erdoğan İstanbul'a geldiğinde görüşme çıkışında açıklamayı Tayfun Kahraman yaptı. Tayfun Kahraman bu görüşme sonrasında 3 kez Sayın Başbakanımız diye hitap ettiği Erdoğan'ın artık ağaçların kesilmeyeceğini, mahkeme kararının bekleneceğini, karar lehlerine de olsa İstanbul'da bir referandum yapılacağını ve istenmiyorsa eğer asla ve asla oraya topçu kışlası yapılmayacağını karara bağladıklarını söyledi ve Gezi'ye seslendi. Bundan sonraki gelişmeler Gezi sakinlerinin takdirindedir. Ancak gördüğümüz yaklaşım olumludur diye. Gezi'deki bazılarımız Tayfun'u eleştirdiler bile. Hemen inanmışsın diye. Bunlarla müzakere mi olur diye. Bugün eğer orada o ağaçlar duruyorsa Tayfun sayesindedir, Mücella abla sayesindedir, Can Atalay sayesindedir, Mine Özler'den sayesindedir, Çiğdem Mater sayesindedir, Osman Kavala sayesindedir. Bugün içeride yatan her arkadaşımız bu salon isimleri anıldığında alkışlıyorsa, Türkiye'de 15 milyon kişi Gezi için sokağa çıktıysa ve o gün mesleğinin gereği, görevinin gereği, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü, kendi üyesinin hak ve menfaatiyle kamunun hak ve menfaatini birlikte telife mecburdur. Çevre duyarlılığı görevinin gereğidir. Bunu yaptıysa ve bir şehir plancısı Taksim'in ortasındaki tek park yerine kışla istemedi diye içeride tutuluyorsa Tayfun Kahraman hepimiz yerine orada yatıyordur. Türkiye'deki herkesin onları sahiplenmesi gerekir. Gücünü anayasanın 135. maddesinden alan kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütünün 70. yaşında 48. genel kurulunda sizlerle birlikteyim. Bir kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütünden gelen Manisa Eczacı Odası Başkanlığı'ndan, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreterliği'nden gelen
oradan siyasete geçmiş, eczacılar için yaptığı mücadelesinin sonunda siyasete davet edilmiş, sonra parti içi demokrasi şartlarındaki ön seçimlerle siyasete tutunmuş ve bugün buradaysam TUMOP'un, DİSK'in, TTB'nin, bütün meslek örgütlerinin katkılarıyla, destekleriyle, yüreklendirmeleriyle bu göreve gelmiş bir genel başkan olarak böylesi bir genel kurulda sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta Maden Mühendisleri Odası olmak üzere hayatımın pek çok yerinde birliğin pek çok odasıyla yolumuz kesişti, kesişmeye devam ediyor. Hayatımda en gurur duyduğum ve en duygulandığım ödül, şüphesiz iki ödülden biri diyeyim, şüphesiz Maden Mühendisleri Odası'nın yönetim kurulu kararıyla ve organlarında oylatarak 40 yıllık maden mühendisleri dışında tek maden mühendisi olmayan kişi olarak bana layık gördükleri madenci bastonunu gene Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odamda en gurur duyduğum ödül olarak saklıyorum. Ömrümün sonuna kadar da saklayacağım. Esas ödül alması gereken Soma faciası gerçekleşmeden önce de, gerçekleştiği anda da ve bütün yargılama sürecinde de hem hayatını yitiren meslektaşlarına, hem yargılanan meslektaşlarına, hem de yargılanan cinayetin asli sorumlularının karşısında haklarını arayan 301 maden şehidinin bütün ailelerine birden sahip çıkan, başta Maden Mühendisleri Odası olmak üzere TUMOP'un bütün üyeleridir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ve asansör kazanalarında makine mühendislerinin, deprem felaketlerinde inşaat mühendislerinin, jeoloji mühendislerinin, çevre felaketlerinde çevre mühendislerinin, daha önceden söylediklerinin, yaptıklarının ya da mevcut olmamalarının, onlardan yararlanmamış olunmasının nasıl felaketlere yol açtığını hep birlikte her gün takip ediyoruz. Depremlerde bu kadar insanı yitirmemenin yolu mühendisleri dinlemekti. Daha az iş cinayetinin tek çaresi mühendisleri dinlemektir. Maden kazalarının sayısının azaltılması, durdurulması, can kayıplarının sıfırlanması ancak sizin afişinizde de yazan bilim ve teknik için bilimsel yöntemlerle yetişmiş, teknik donanımları yüksek, mesleki yetkinlikleri tam ve meslek örgütü disiplinine sahip ve tabi mühendisleri, mimarları dinlemekle olur. Maalesef bugün Türkiye iş cinayetlerinde en çok can kaybeden ülkedir. 100 bin kişiye vurulduğunda da sadece Malezya'nın gerisindedir. Öyle ki iş kazaları meselesinde, iş kazaları meselesinde 100 bin kişi de Malezya, ondan sonra Türkiye gelmektedir. Eritre'den, Çat'tan, Sudan'dan daha fazla iş kazasında insanını kaybeden, iş cinayetlerine kurban veren bir ülkede yaşıyoruz. Ve bunun tek çaresi bu salonun temsil ettiği iradeye, bu salonun temsil ettiği yaklaşıma ve bu salonun üyelerine yakın olmak, kulak vermek, işbirliği içinde olmak ve çalışmaktır. Maalesef üzülerek görüyoruz ki bu iktidarın geçmiş pratikleri bu birlikteliğin gücünü kırmak için, ki onun gördüğü güç şudur: sivil toplum örgütlenmesinin çok düşük olduğu bir ülkedeyiz. Şüphesiz bu salondakiler bir STK üyesi değil, üyelik kaydının zorunlu olduğu ve kanunla kurulmuş bir meslek örgütünün sivilliğinden bahsedilemez. Ancak bu salonun sivil toplum refleksleri göstermesi de
gelişmemiş demokrasilerin en büyük sorumluluğudur. Çünkü alan kurumların, kuralların işlemesine izin vermediği için, sivil örgütlenmeleri baskıladığı için, sendikal örgütlenmeleri hem geçmişte yaşanan darbe süreci hem bu iktidarın yaklaşımı kadük bırakmaya çalıştığı için gücünü kanunlardan alan, anayasadan alanların memleketin tüm meselelerini kendi meslek meseleleri kadar içselleştirmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Bu yükümlülüktür. Bunu yapmak demokrasidir. Bu alanı daraltmaya çalışmak sizin ne kadar demokrat olduğunuzu gösterir. Bu alanı daraltmaya çalışmak, bu iktidarın, TUMOV'un sesini kesmeye çalışması şüphesiz tesadüfi ya da kişisel hırslarla değil, taktiksel bir yaklaşımdır. Gücünü mutlaklaştıran, muhalefeti her yönüyle, siyasi yönüyle, toplumsal yönüyle sindirmeye çalışan anlayış, mühendis mimar odalarının üyesiyle bağını koparmaya, bu sayede ekonomik gücünü kırmaya, örgütlü gücünü kırmaya niyetlenmiş ve bunu maalesef belli ölçüde başarabilmiştir. Bunların tamamen geri kazanılacağı bir süreci hep birlikte örgütlemek durumundayız. Ben genel başkan olduğumda beni ilk ziyarete gelen odalardan bir tanesi makine mühendisleri odasıydı. Onlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendilerinin tek elinde olması gereken asansör denetim işini şirketlere açmasının nasıl sorunlar yarattığını anlattılar ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden de bu anlamda yakındılar. İlk verdiğim talimat, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin herhangi birinde makine mühendisleri dışında hiçbir yapıyla anlaşma yapılmaması, var olanların derhal feshedilmesi, ağır cezai şartlar varsa sözleşme sonu geldiğinde yeniden uzatılmaması ama süreç boyunca oraya yeni ayrıca makine mühendislerinin denetiminin mutlaka alınması yönündeydi. Halen tamamen 20'den fazla sözleşme feshedilmişken bazı yerlerden çıkan sorunlar bildirildikçe de bizzat ilgilenerek çözmekteyim. Ve buradan şunu söylüyorum. Bizlerin iktidarda olduğu, iktidarda bulunduğu bir süreçte odalarınızın geçmişte sizlerden alınan onay, kayıt, belge nasıl bir yetkiyse, üyeyle bağınızı koparan hangi yetki varsa bunları iktidarımızın ilk 100 gününde geri iade etmenin sözünü şimdiden sizlere veriyorum. Tabii ki mesleğin inanılmaz sorunlarından bir tanesi de işsizlik. İktidarın kontrolüne girmediği için ideolojik düşmanlık güdülen TUMOV'un mühendislerinin ve mimarlarının çokça sorunu var. Bağlı odalar tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında her 5 inşaat mühendisinden ikisinin, her 4 makine mühendisinden birinin, her 2 şehir plancısından birinin işsiz olduğu, yeni mezunların iş bulma süre ortalamasının 18 ayın üzerine çıktığı, iş bulanlar açısından dahi bu raporlardan görülüyor. Bunlar son derece kritik, son derece sürdürülemez, katlanamaz rakamlar. Ülkemizde yaklaşık 70 bin tane kamu mühendisi var. Mecliste görev yaptığım süre boyunca hep kendilerinin sorunlarına dikkat çekmeye çalıştım. Geçtiğimiz haftalarda da buraya gelmeden önce kendilerinden temasım oldu. Düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüze olduklarını, serbest çalışan küçük büro ve atölye sahibi mimar ve mühendislerin de pek çoğu artan maliyetler, iş hacminin azalması, artan borç yükü nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını yine yayınladığınız bültenlerden, yapılan basın açıklamalarından takip ediyoruz. Son yıllarda sağlık, yargı ve eğitim, güvenlik ve diğer alanlardaki
meslek dallarında çalışan kamu personelleri için koruyucu ve düzenleyici pek çok mevzuat çıkarılmışken, kamuda görev yapan mühendislere yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu durum kamuda görev yapan diğer meslek gruplarıyla mühendisler arasında bundan belki 15 yıl önce neredeyse eşit olan özlük hakları ve maaş ve diğer ödemelerle arada büyük bir uçurum çıkarmıştır. 20 yıl önce, 15 yıl önce aynı maaş alınan benzer kıdemdeki savcılarla, benzer kıdemdeki hekimlerle, hekimlere ve savcılara yapılan iyileştirmeleri asla çok görmüyoruz. Ancak geçmişte aynı maaş alınan hekimin toplamda aldığı maaşın 1/3'ünü alan kamu mühendisleri, savcının aldığı maaşın 2,5/1'ünü alan kamu mühendislerinin olduğu bir gerçektir. Burası üzerinde durulması gereken çok önemli bir noktadır. Kamuda teknik sorumluluk ödemesi yapılması gibi, mühendislik mimarlık kanununun çıkartılması, mesleki gelişimin teşvik edilmesi, meslekte yükselme sınavlarının liyakat esaslı yapılması gibi talepleri önemsiyoruz. Kamu mühendislerinin gelirleri arttırılmalı, kamudaki mühendis sayısı arttırılmalıdır. Tüm kazanımlar emekliye yansıtılmalı ve emekli mühendisler için de düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Özellikle 6 Şubat depremlerinde görüldüğü gibi mühendislik, mimarlık, şehir planlama faaliyetleri hayati öneme sahiptir. Siz onların serbest çalışanlarını ve odalarını dışlarsanız, kamuda çalışmayı da 2 asgari ücret düzeyine indirirseniz, kamuya kaliteli, yetkin, kalıcı mühendis bulamazsınız. Dışarıdaki dışlayıcı, hor gören tavrınız da işte böyle felaketleri doğurur. TUMOP ve bağlı tüm odalar yaşanması muhtemel afetlere karşı bilim ve tekniğin gereklerine uygun yaptığı hazırlıkları paylaşmayı sürdürürken kamunun bir an önce bu sesi duyması gerekmektedir. Biraz önce Sayın Eş Genel Başkan'ın ifade ettiği rezerv alan sorunu aslında bazen çok haklı, bazen çok haksız itirazlara konudur. Haklıyı haksızı ayıracak, vatandaşın içini rahatlatacak, siyasete güvence verecek olan da mühendis ve mimarların özgür çalışmalarına alan açmaktır. Bir arsa vardır. Oradaki ev yıkılmıştır. Hak sahibine sen burası rezerv alan oldu, sen şuraya gideceksin denmektedir. Yerinde o yerin gerçekten rezerv alan olmasını jeoloji mühendisi söylüyorsa, bu zemin rezerv alan olmalı, bu zemin yeşil alan olarak bırakılmalı diyorsa, oraya git ki bir daha yıkılmasın diyorsa, biz ona inanırız, halk ona inanır. Ama meslek örgütlerini dışlayıp şeytanlaştırıp kamudaki mühendis mimarları da tuhaf bir kamu yönetimi anlayışı içinde bezdirip, yıldırıp, yararlanmayıp ya da baskı altına aldığınızda o rezerv alan insanların hayatını korumak için mi, yoksa rant için ayrılan rezerve bir alan mıdır? Yarın geçmişin o yoksul mahallesi şimdinin en gözde mekanıysa, oranın çilesini çekmiş, yakınlarının canıyla ödemiş birilerine, sen yine kenarıya, burayı biz rezerve ettik zenginlere, varsıllara diyorsanız, isyan son derece haklıdır, meşrudur. O yüzden bilimin gereğini dinlemek ve bu rezerv alan şüphesini, haklı itirazlara kulak vermek ve bu konuda bağımsız kuruluşlardan, sizlerden yardım alınması kaçınılmazdır. Ayrıca bilime ve tekniğe uygun mühendisliğin ne olduğunu görmek isteyenler için bence asrın fotoğrafı, hani asrın felaketi diyerek kendi sorumluluklarını küçültmeye çalışıyorlar. Asrın fotoğrafı Kahramanmaraş Mühendis Mimarlar Odası'nın, İnşaat Mühendisleri Odası'nın tek başına ayakta kalan binasıdır.
Biraz önce iş kazalarından bahsettim. Ben Soma faciasından 6 ay önce buralarda bir şey oluyor, diğer yönetim, denetim yolları etkili değil, meclis buna el koysun diyen ve maalesef faciadan 22 gün önce bunu kürsüden söyleyen, önergesi AK Parti oylarıyla o dönem MHP muhalefetteydi, reddedilmiş ve 301 canını kendi memleketinde kaybetmiş, neredeyse elleriyle teker teker çıkarmış, o sahnenin tamamına tanık olmuş birisi olarak şu iş cinayetleri meselesinde halen daha aynı yaklaşımda olunduğunu üzülerek takip ediyorum. Ve nasıl acı bir tesadüftür, nasıl acı bir tarih tekerrürüdür ki o 301 madencinin hayatını kaybettiği kentte geçen hafta 17 yaşında Alperen kardeşim bir inşaatta tesisat borusu döşetilirken hayatını kaybetti. Ve o inşaatta 18 yaşından küçük o işçi MESEM kapsamında çalıştırılıyordu. Bu yüzden bu MESEM çalışmasının bir çocuk işçi istihdamına, çocuk emeği sömürüsüne ve çocukların hayatına mal olduğuna bir kez daha buradan dikkat çekmek istiyorum. Ve hem emekçilerin örgütlenme haklarını, hem emekçilerin içinde bulundukları şartların düzeltilmesini, iş cinayetlerinin önlenmesini, hem de iki şeyin rengi olmaz diye ifade ettiğim birisi annenin gözyaşıdır, rengi olmaz. Annelerin, bütün annelerin gözyaşını hep beraber durdurmalıyız. İkincisi, emekçinin alın terinin rengi olmaz. O hakkı alana kadar hep birlikte emek dostları olarak mücadele etmeliyiz. Buradan örgütlülüğünüzü, mücadelenizi, direncinizi saygıyla selamlıyorum. Emeğinizin karşılığını almanız için bir büyük mücadeleyi sizlerle birlikte verme kararlılığında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve sizlerle birlikte Türkiye'de emekçilerin mücadelesini hep birlikte yükseltmenin umudu içindeyim. Şu kadarını söyleyeyim. Sayın Başkan'ın haklı uyarısı, tarih önünde herkesin böyle görevleri var. Bugün arkadaşlarımız AİHM, AYM kararlarına rağmen hapiste tutuluyorlarsa, bugün Taksim DİSK'in kazandığı Anayasa Mahkemesi kararına rağmen emekçilere kapalı tutuluyorsa, bugün birinci hafta inşallah istisna kalmaz, birinci hafta hariç cumartesi annelerine İstiklal kapalı tutuluyorsa, bugün Ankara'da bir eylem yapmaya kalktığınızda eylemi yapan kişinin bulunduğu yerdeki anıtlar gözaltına alınacak kadar insanlar artık gözü dönmüş bir anlayışla kanunsuz emirlere sürükleniyorlarsa, bundan sonra gelin yeni bir anayasa yapalım diyene biz şunu söylüyoruz. Elbette bu ülkenin sivil, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var. Ama önce bir mevcuta ne yaptın diye bakarlar. Anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir. Kuşatıcı metinlerdir. Mucizevi kıyafetlerdir topluma dikilmiş. Kim giyse üstüne uyar. Siz eğer anayasayı her doğana göre yaparsanız o her doğanı kapsar, herkese uyar. Aleviye de, Sünniye de uyar. Çünkü mezhep ayrımı yapmaz. Kürde de, Türk'e de, Laz'a da, Çerkez'e de uyar. Çünkü etnik ayrımcılıklara karşı mücadele eder. Eğer anayasayı gerçekten eşitlikçi yaptıysanız dezavantajlı grupları kapsar. Her doğana yapılan anayasa her doğana uyar. Ama Erdoğan'a yapılan anayasa 8 sene sonra Erdoğan'a da uymamaktadır. Zaten tüm toplumu değil, bir kişiye dikilen kıyafetin tüm topluma uymadığı gibi o kişiye de uymayacağı, zaten
çok da kıyafeti anayasayı kuşatmasını istemediği ortada. O zaman yenisine ne gerek var deniyor. Ben bu haklı serzenişi, haklı korkuyu anlıyorum. Ve şunu söylüyorum. Ben son 31 Mart seçimlerinde 47 yıl sonra birinci parti olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Sırtımda 17,5 milyon yükün, 17,5 milyon oyun yükü, 83 milyonun sorumluluğu var. Ben çağrıldığım bir masaya bugün gider oturursam bir başıma otururum. 17 milyon 499 kişi ayakta kalır. Bırakın başkanı, kızım bile baba orada ne işim var der. Ama 17 milyon 499 kişiyi o masaya oturtabilirseniz ne işim var otur buraya dersiniz. O 17 milyon 499 kişinin sadece bize oy veren, muhalefete oy veren her bir bireyin rızasını bir yeni anayasada oluşturmak mevcut anayasaya tam uyum gerektirir. Mevcut anayasaya uyuyorsanız arkadaşlarımız içeride değil demektir. Uyuyorsanız İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzala çıkılamıyor demektir. Uyuyorsanız anayasal bir hak olan gösteri, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı fiilen ilga değil demektir. ODTÜ'deki devrim statü öğrencilere kapalı olduğu müddetçe, Boğaziçi'nde kayyum görev yaptığı müddetçe, Manisa'da, Osmaniye'de, Rize'de hemşerilerimiz, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin, benim İzmir'de Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun hemşerileri belediye başkanı seçebiliyorken, eş genel başkanın kentinde ya da Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'ında seçilen belediye başkanına kayyum atıyorsanız anayasaya uymuyorsunuz demektir. Bazılarının belediye başkanı seçebildiği, bazılarının belediye başkanı seçemediği yerde anayasada eşitlik ilkesi varsa da uyulmuyor demektir. O yüzden bunların bir bütün halinde ben anayasa masasına oturmak için sabırsızlanıyorum. Ama önce oturması gereken 17 milyon 499 tane seçmenim ve toplam bütün muhalefet seçmenleri vardır. Muhalefete bu güvenceyi verecek bir yönetim anlayışına dönülebilirse, ayaktaki antidemokratik prangalardan kurtulunabilirse ve bütün bir süreç tam anlamıyla anayasaya, kurumlara, anayasa mahkemesine bile karşı çıkan bir müttefiklik ilişkisi bu yaklaşımından uzaklaşabilirse, Cumhuriyet Halk Partisi sivil bir anayasa yapar, aşkın zamanlı bir anayasa yapar. Her doğan için anayasayı herkesle konuşuruz ama her doğana anayasa yaparız. Erdoğan'a anayasa yapmayız. Son sözüm, bu salonlar geçmişte çok büyük hatıralarla, çok büyük mücadelelerle, son zamanlarda biraz yürek burkukluklarıyla, üzüntülerle, duygusal kopuşlarla, birazcık ümidi kaybedişlerle hemhal olmuş bir salondur. Bu salonlarda umudu yeniden yükseltmeliyiz. 31 Mart seçimleri göstermiştir ki, gençlere, kadınlara alan açıldığında, 31 Mart seçimleri göstermiştir ki, bilime saygılı iyi yönetim anlayışı uygulandığında, 31 Mart seçimleri göstermiştir ki, ben değil, biz dendiğinde, kavga değil, diyalog, muhalefette itişme kakışma değil, birleşme ve ittifaksa, o ittifak için bütün Türkiye kucaklanmaya kalktığında, kimse itilmediğinde, katılmadığında, muhalefet moral bulduğunda başarı gerçekleşiyordur. Biz buna inanıyoruz. Bu salona çok inanıyorum. Bu salona çok güveniyorum. TUMOP'un 70 yıllık tarihi bu ülkeye çok yerli ve milli olanlardan çok daha yerli, çok daha milli kazanımlar elde ettirmiştir.
çok daha demokratik, çok daha evrensel bir bakış açısıyla bu ülkeye çok seviyorum diyenlerden, her seferinde birçok onu söyleyenlerden daha çok sözünüz var. TUMOB'un sözünü özgürce kuracağı, özgürce çalışacağı ve anayasal haklarını geri kazanacağı yarınların umuduyla hepinizi ayrı ayrı saygıyla selamlıyorum.